Değil mi arkadaşlar? Değerli basın mensupları, sözlerime başlarken dün Suriye'nin Resulayn kentinde PKK'lı teröristlerin hain bombalı saldırısında şehit düşen iki jandarma personelimize Allah'tan rahmet yaralı jandarmalarımıza acil şifa şehitlerimizin ailelerine sabır milletimize ise başsağlığı diliyorum. Değerli basın mensupları, Covid belası canımızı yakmaya devam ediyor. Hükümetin salgınla mücadele edemediği, süreci çok kötü yönettiği her geçen gün biraz daha maalesef ortaya çıkıyor. Gerçek vaka sayılarını uzunca bir süre milletten sakladılar. Sonunda gördük ki saray salgınla mücadele etmemiş. Vaka sayılarını eğip bükerek, gerektiğinde de gizleyerek milletimizden gerçekleri saklamış. Sonunda mızrak çuvala sığmayınca da vaka sayılarını açıklamaya başlamış, açıklamaya mecbur olmuş. Türk Tabipleri Birliği bu vaka sayıları da gerçeği yansıtmıyor, vaka sayısı çok daha fazla diyor. Ama bu iskontolu rakamlarla dahi günlük vaka sayılarında Türkiye, Avrupa'da birinci, Asya ülkeleri içinde ikinci, tüm dünyada ise dördüncü. Dünkü istatistiklere göre ise 330 milyon nüfuslu ABD'den, 211 milyonluk Brezilya'dan, ve 1,3 milyar nüfuslu Hindistan'dan sonra en yüksek vaka sayısı Türkiye'de. Herhalde bu noktaya bir günde gelmedik. Ne zaman günlük vaka sayıları 10 bini geçti? Ne zaman 20 bin eşiği aşıldı? Bu eşikler aşıldığında hangi tedbirler önerildi? Bu konularda bilim kurulundan bir açıklama bekliyoruz. Hükümet önerilen tedbirlerin hangilerini uyguladı? Hangilerini uygulamadı? Neden uygulamadı? Ağustos böceği gibi şarkıyla zaman geçirmek yerine yaz boyunca neden gerekli önlemleri almadı? Bunları hepimiz öğrenmek istiyoruz. Gerçek vaka sayıları gün günde verilmelidir geriye doğru. Rakamları daha fazla karartmaya, saklamaya kalkmayın gün gün gerçek vaka sayılarını tekrar söylüyorum milletimize açıklayın. Bunu yaşamını tehlikeye attığınız milletimize borçlusunuz. Dün nihayet toplam vaka sayısı açıklandı. Gördük ki ülkemizde toplam vaka sayısı 1 milyon 750 bine dayanmış. Bu vaka sayısıyla dünyada ilk 10 ülke arasına girmişiz. Başka alanlarda ilk 10 ülke arasına girme hedefine ulaşmadık ama salgındaki vaka sayısıyla maşallah ilk 10 ülke arasına girdik. Peki Bakanlığın Dünya Sağlık Örgütü'ne raporladığı toplam onaylanmış vaka sayısı kaç? 872.093. Açıklanan rakamın yarısı kadar. Bu yapılan hem milletimize hem de dünyaya karşı büyük bir ayıptır. Bu skandal Türkiye'nin resmi verilerine güveni bitirecek ağırlıktadır. Diğer taraftan vaka sayısı bir gecede 1 milyon 750 bine dayanırken başka hiçbir veri de değişmemiştir. Her şey aynı kalmıştır. Akıl var, izan var. Bu mümkün mü? İtalya ve İngiltere'de de toplam vaka sayısı 1 milyon 700 bin civarında. Yani bizdeki toplam vaka sayısını çok yakın. Her 100 vaka başına vefat oranı ise İtalya'da 3,48 İngiltere'de 3,54. Bizde ise yeni açıklanan bu vaka sayısıyla Türkiye'de her 100 vaka başına vefat oranı binde 9. Türkiye Covid'le mücadelede mucize bir ilaç veya tedavi yöntemi bulmadıysa sadece genç nüfusumuz var. Bizim doktorlarımız onlardan çok daha iyi gerekçeleriyle bu kadar fark çıkmaz çok açık söylüyoruz. Bugüne kadar hiçbir hükümet resmi istatistiklerle bunların oynadığı kadar oynamadı. İstatistiklerimiz hiçbir zaman bu kadar itibarsızlaştırılmadı. İtibar oturulan saraylarla uçulan uçan saraylarla lüks araç konvoylarıyla sağlanmaz. İtibar saydamlıkla, hesap vermeyle, en başta kendi vatandaşlarına gerçekleri söylemek de sağlanır. Saray hükümetine tavsiyemiz gerçek vefat sayılarını da vakit geçirmeden açıklayın. Ülkemizin verilerine duyulan güveni daha fazla yıpratmayın. Halkımızın koronayı küçümsemesine neden olmayın. Vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetmesinin sebebi olmayın. Ülkemize duyulan güveni sarsan, milletimizin canını tehlikeye atan bu durumun sorumlusu, Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AK Parti genel başkanıdır. Sorumluluğunun gereğini yapmalı ve görevinden istifa etmelidir. Saray salgın sürecini saydam bir şekilde yönetemedi. Bari aşı sürecini bu defa şeffaf bir şekilde yönetebilse. Ancak burada da işler saydam bir biçimde yürütülmüyor. Tüm ülkeler aldıkları aşıları bu aşılara ödedikleri paraları aşılama protokollerini açıklıyorlar. Bizde ise ve bunlar bütün uluslararası dergilerde de yayınlanıyor. Bizde ise bunlar yeterince açık değil. Ortada çok ciddi iddialar var. Aşıların saray sosyetesine ve ak partililere bir süredir zaten yapıldığı söyleniyor. Milletvekilimiz bu iddiaları sağlık bakanına sordu. Bakan bu iddiaları net bir şekilde yalanlayamadı yuvarlak cevaplar verdi. Bu konu yuvarlayarak geçiştirilecek bir konu değildir. Hiç olmazsa aşıda partizanlık yapmayın. Bari aşıda yandaşlık olmasın, torpil olmasın. Biz bu hususların takipçisi olacağız. Değerli basın mensupları, salgında tüm hükümetler vatandaşlarına yardım gönderdi. Saray ise vatandaşlarımıza IBAN numarası gönderdi, bağış istedi millete beş maskeyi bile bedava dağıtamadı. Devlete 40 yıl vergi veren esnafımıza salgında 40 gün bakamadı. Şu zor döneminde çiftçilerimizin tarlasına, traktörüne, ineklerine haciz koydular. Hem de kim koydu? Devletin kredi kuruluşu, hükümetin kredi kuruluşu oldu. E, çiftçinin malına haciz koydu. Salgınla mücadele edeceklerine verilerle mücadele ettiler canla başla çalışan Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle mücadele ettiler. Aşevlerinin parasına bile el koydular. Beşiktaş'ta terör şehidi gencimizin babasına bağlıya bağlaya 121, 121 lira maaş bağladılar. Aradan geçen zamanda bu aylıkta yüksele yüksele enflasyona bağlı 192 lira 59 kuruş olmuş. Kendilerine ise maaşların dışında 18 bin liralık hakkı huzur takdir ettiler. Cumhurbaşkanı yardımcısı bütçe konuşmalarında gördük ki devlette de kimin ne aldığından haberdar değil. Yetmedi dün Tunus'a 5 milyon dolar hibe verdiler. Bu ne pehriz, bu ne lahana turşusu. Sarayın beslemelerinin 47 milyon dolarlık Fransız jetini aldığı gün Samsun'da 45 yaşında bir vatandaşımız eline iş aş yazarak canına kıydı. Millet artık cinnet getiriyor. Salgında milletimizin payına acı reçete, el aleme milyonlarca dolarlık çekler keşide. Hep diyoruz bunlar el iyisi diye. Milletin vergileriyle duran, uçan, kaçan saraylarda oturup milletimizi unuttular. Tüm bu kibiri, tüm bu şımarıklıkları milletimiz görüyor. Saray sosyetesinin ve beslemelerinin notlarını veriyor. Milleti unutanları evlerine göndermek için sabırsızlıkla gün sayıyor. O gün geldiğinde de, bunlara yerlerini gösterecek. Değerli basın mensupları. Salgında sadece vaka ve vefat istatistiklerine karartma uygulanmıyor. İşsizlik rakamlarına da karartma uygulanıyor. Dün Eylül dönemi iş gücü ve istihdam verileri açıklandı. Geçen yılın aynı dönemine göre 733 bin yurttaşımız bir yılda işini kaybetmiş. Aynı dönemde gerçekten çalışanları gösteren işbaşı yapanların sayısı da 1 milyon 186 bin kişi düşmüş. Buna karşın işsiz sayısı önceki yıla göre 550 bin kişi azalmış. Bu nasıl bir okus pokustur? Millet işini yitiriyor, işbaşı yapamıyor ama işsiz sayıları düşüyor. Neden? Çünkü artık umudunu yitirip iş aramaktan vazgeçenleri TÜİK işsizden saymıyor. İşsizi işsiz saymayınca da işsiz sayısı 550 bin kişi azalıyor. Eylül'de iş aramadığı halde çalışmaya hazır olan eksik, yetersiz ve mevsimlik çalışanlarla beraber gerçek işçi sayımız 10 milyon 249 bin. Bir daha tekrarlayayım. 10 milyon 249 bin işsizimiz var. Son bir yılda gerçekten işsiz olan yurttaşlarımızın sayısındaki artış 2 milyon 266 bin kişi. Gerçek işsiz sayısı son 6 aydır 10 milyonun üzerinde seyrediyor. Bir de istihdamda göründüğü halde yani çalışıyor göründüğü halde iş başında olmayan 1 milyon 963 bin yurttaşımız var. Bunları da dahil edersek o 10 milyon dediğimiz işsiz sayısı 12 milyonu aşıyor. Türkiye çok ciddi bir işsizlik sorunuyla karşı karşıya. Bu rakamların hali meşhur Afrika meşhur bir Afrika atasözünü hatırlatıyor. Aslan, ceylan, sırtlan ve zebra yan yana koşuyorsa orman yanıyor demektir. Eylül'de işgücü, işsizlik ve istihdam verilerinin bir arada düşmesi işgücü piyasasındaki yangının sönmediğini gösteriyor. Böyle bir tabloyla daha önce hiç karşılaşmadık. İşsizlik aslında en fazla gençlerimize ezip geçiyor. 20-29 yaş arası gençlerimiz için, on, gençlerimiz arasında ne eğitimde ne de istihdamda olanların sayısı son bir yılda 218 bin kişi artarak 4,5 milyonu aşmış. Ama sarayın milletvekillerine sorarsanız memlekette işsizlik yok. Millet iş beğenmiyor. Tarım Bakanı'na sorarsanız çiftçi son iki yıldır rekor gelir elde ediyor. Milletten o kadar koptular ki. İşveren örgütlerinin yaptırdığı güncel bir araştırmaya göre, altını çiziyorum işveren örgütlerinin yaptırdığı bir araştırmaya göre, işsiz gençlerimizin yüzde 64'ü sadece yemek ve yol masrafım karşılansa yeter, çalışırım diyor. Gençler yol ve yemek parasına bile razı. Yeter ki bir iş bulsun. Yine gençlerin yüzde 58'i iş bulamadığı için ailevi ilişkilerinin bozulduğunu söylüyor. İşsiz gençlerin yüzde 82'si aileme karşı mahcubum diyor. Her beş genç işsizden biri torpilim olmadığı için iş bulamıyorum diyor. Bir ekonomi yönetiminin başarısı çalışmak isteyen yurttaşlarına ne kadar iş yaratabildiğiyle ölçülür. Bıraktık yeni işlerin e, e, yaratılmasını. Son 24 ayın 21'inde insanlar çalıştıkları işleri kaybetmiştir. Eylül'de kayıt dışı çalışanların sayısında da büyük bir çöküş var. Son bir yılda herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışan 1 milyon 319 bin yurttaşımız işini kaybetmiş kayıt dışı çalışan yurttaşlarımızın ne kısa çalışma ödeneğinden, ne ücretsiz izin uygulamasından, ne de kamu bankaları eliyle dağıtılan ucuz kredilerden yararlanma imkanı var. O bir milyon liralık ödemeyi de alıp almadıkları, bin liralık ödemeyi de alıp almadıkları belli değil. Yani bir milyon üç yüz on dokuz bin çalışanımız salgında tek başına bırakılmış. Bu korkunç bir tablo. Ülkemizde zaten bozuk olan gelir dağılımının salgında izlenen evde kalmanın neden olduğu gelir kaybını krediyle telafi etmeye dayanan yanlış politikalar sonucunda daha da bozulduğunu görüyoruz. İşte bunun için ısrarla iş yerini kapat dediklerinize doğrudan gelir desteği verin. Krediyle bu işleri çözmeye çalışmayın diyoruz. İşte bunun için aile destekleri sigortası var. Şu aile destekleri sigortasını bu yasayı beraberce çıkaralım dedik. Ama saraydakilere sesimizi duyuramadık. Onların duymadığı sesimizi binlerce kilometre ötedeki İspanyollar duydu. Aile destekleri sigortasını ülkelerine getirip hayata geçirdiler. Ülkemiz bir yandan tek adam vesayet rejimi projesinin neden olduğu devlet krizi, kriziyle Diğer yandan da Erdoğan yönetimlerinin ekonomiyi borçla şişirme stratejisinin yol açtığı ekonomik krizle boğuşuyor. Buna bir de çok kötü yönetilen salgını da eklersek ortaya Cumhuriyet tarihinin en büyük buhranı çıkıyor. Ülkemiz bu buhranla boğuşurken dünya salgın sonrasında işsizlik sorununu çözecek politikaları konuşmaya başladı bile. Salgınla beraber hızlanan dijitalleşme ve emek tasarrufu yapan teknolojik dönüşümleri de dikkate alarak teknoloji kullanımında, otomasyonda yeni düzenleyici, denetleyici çerçeveyi, evrensel vatandaşlık ücretini, yeni sosyal refah devletini, sosyal refah devleti 3.0 diyorlar tartışıyor. Ülkemiz küresel yarışta geri kalmamak için bir yandan salgının yaralarını sararken, devlet krizini, büyüme modeli krizini aşmak için de yeni yatırım ve istihdam dostu politikalara odan, odaklanmak zorunda. Aksi halde zaten ağırlaşmış ekonomik ve sosyal sorunlarımızın daha da ağırlaşması kaçınılmaz. Ancak sorunun parçası olanlar çözümün adresi de olamıyorlar. Bunu milletimiz de görüyor. Onun için yeni kurallara, yeni kurumlara, yeni kadrolara ihtiyacımız var. Nitekim bu ihtiyacı bugün açıklanan ödemeler dengesi verileri de teyit ediyor. Ocak ekim döneminde cari işlemler dengesi açığı geçen yılın aynı dönemine göre 40, yani yaklaşık 41 milyar dolar artarak 31 milyar dolara çıkmış. Geçen sene fazla veriyormuş, bu yıl açık vermiş. Yine bu yılın ilk 10 ayında sermaye ve finans hesabından Yurt dışına kaçan para ise buçuk milyar dolar olmuş. Bu dönemde net hata ve noksan kaleminden yani kaynak e, kaleminden yani kaynağı belirsiz hesaplardan çıkış ise 5,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiş. Böylece hem cari açığı, hem finansman açığını, hem de kaynağı belirsiz para çıkışını karşılayabilmek için, finanse edebilmek için döviz rezervlerimizi ilk 10 ayda buçuk milyar dolar eritmişiz. Faiz sebep enflasyon netice diyerek kerameti kendinden menkul bir görüş uğruna ekonomimizdeki kırılganlıkları arttırdılar. Şimdi elimizde ne kaldı? Yüksek faiz, yüksek döviz kuru, yüksek enflasyon, yüksek dış açık, yüksek işsizlik, daha da bozulmuş bir gelir dağılımı ve eksi 47 milyar dolara düşmüş net döviz rezervleri. Daha da kötüsü salgının ikinci dalgasında ikinci dalgasına yakalandığımızda para ve kredi politikalarını sıkılaştırmak zorunda kaldık. Kamu bankalarının atacak barutu kalmadı. Para politikasında manevra alanı tükendi. Bütçe açığı hızla arttı. Faiz dışı denge yıllar boyunca artıydı. Son iki yıldır açığa döndü. Şimdi tüm bu kırılganlıkları gören vatandaşlarımız reform laflarına pek kanmıyorlar. Döviz'e yatırım yapmaya devam ediyorlar. Bugün dolar yeniden 8 lirayı gördü. BDDK verilerine göre bankalardaki toplam mevduatın %56,4'ü yabancı para. Parası olanlar Türk Lirası'ndan kaçıyor. Yeni ekonomi yönetimi de tüm bu sorunlarla yüzleşmek yerine sorunları halının altına süpürmeyi tercih etmiş görünüyor. Bankalarda tahsili geceken alacakları makyajlamaya yönelik bu hafta alınan kararlar bu algıyı kuvvetlendiriyor. Daha bu hafta başında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden bankacılık sistemimizin ne kadar sağlam olduğundan bahsediyordu. Madem bankacılık sistemimiz o kadar sağlam, bilançoları makyajlamaya dönük bu düzenlemelere neden ihtiyaç duydunuz? Bankacılık düzenleme denetleme kurumunun yaptığı bu tür düzenlemeler algıyı daha da bozmaz mı? Ülkemize yönelik risk primini arttırmaz mı? Ekonomide çok sayıda zombi şirket olduğu dedikodularını güçlendirmez mi? E bunlara hayır demek mümkün değil. Bu arada hukuk sisteminde reform sözcüğü şimdilerde Sarayın ağzından düşmüyor, ama eylem ile söylem arasındaki uyumsuzlukta devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın ulaştırma bakanı ve 23 isim hakkında yolsuzluk hazırlamış olduğu yolsuzluk dosyalarını mahkemeye taşıması haberlerine erişim engeli getirilmiş. Bu nasıl bir hukukta reform? Öyle mi hukukta reform yapacaksınız? Yolsuzluk dosyalarına erişim engeli getirilerek İşleri düzelteceksiniz. Onun için baştan beri şunu söylüyoruz. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Değerli basın mensupları. Saray rejimi sadece ekonomide değil, dış politikada da ülkemizi büyük bir zaafın içine sokmuştur. En haklı davalarımızı bile savunamaz, anlatamaz hale geldik. Atlantik'in öte yakasında Birleşik Devletler'de de yaptırım rüzgarları esiyor. NATO bünyesinde ortak olduğumuz müttefiklerimizin Türk halkını cezalandıracak girişimlere gir, girişimler içine girmelerini doğru bulmuyoruz. Bu arada AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın esen rüzgarlara göre nasıl yön değiştirmeye çalıştığını da ibretle izliyoruz. Bir yandan Biden'la evinde çay içmişliğini, arkadaşlığını hatırlatıyor. Diğer yandan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi'nin yerine apar topar bir eski milletvekilini, aile içinden bir kişiyi atayarak güven tazelemeye çalışıyor. Yine İsrail'le el altından görüşmelerin sürdüğü, ikili ilişkileri normalleştirmek amacıyla yakın zamanda İsrail'e büyük elçi atanacağı haberleri uluslararası medyada dolaşıyor. Zamanlama manidar olsa da biz saray rejiminin uzunca bir süredir unuttuğu diplomasi dilini yeniden hatırlamaya başlamasını olumlu buluyoruz. Umarız sırada Mısır ve Suriye'yi büyük elçi atanması da vardır. Sarayın dışarıya göstermeye, yurt dışındakilere göstermeye başladığı bu ılımlı ve pozitif dili içeride de görmek istiyoruz. Önüne gelene patronluk, ağır hakaret, kötü söz, ayrıştırma artık kabak tadı verdi. Milletimiz de bu dilden yoruldu. Ama daha şu toplantıya girmeden biraz önce gördük ki AK Parti Genel Başkanı partisinin iç, il başkanları toplantısında 10 parmağında 10 kara partimize ve partimizin genel başkanına yönelik nefret dilini en ağır şekilde kullandı. Ama il başkanlarına, partisinin il başkanlarına yaptığı bu konuşmada siftah yapamayan bari ekmek verin diyen esnaflarımız var mıydı? Hayır. Yoktu. Tarlasına, traktörüne, ineklerine hükümetin kredi kuruluşunun haciz koyduğu çiftçilerimiz var mıydı? O da yoktu. 12 milyonu aşkın işçimizin ızdırabı var mıydı? Karın tokluğuna, yol parasına çalışırım diyen gençlerimiz var mıydı? Hayır, yoktu. Salgınla ilgili istatistikleri saklaması sonucunda yaşamı kaybedenlerin, yaşamını kaybedenlerin ailelerine bir özür var mıydı? O da yoktu. Özelleştirilmedi deyip özelleştirdikleri tank kalit fabrikasında 18 ayada üreteceğiz deyip de üretemedikleri tankların hesabını vatandaşa verdi mi? Hayır. Şu buhranda milletin elinden giden malın, mülkün hesabı var mı? Bunun hesabını millete verdi. Verdi mi? Hayır. Merkez Bankası'nın kasasından buharlaşan 128 milyar doların hesabı var mıydı? O da yoktu. Anlıyoruz Tarzan zorda. Masayı devirip hesap ödemeden kaçma niyetinde. Yok öyle. Hesabı son kuruşuna kadar milletimize ödeyecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Milletimiz bunların ne yaptığını görüyor. Notlarını veriyor. Bir an önce sandığın önüne gelmesini bekliyor. Sandık önüne geldiğinde de yerlerini gösterecek, bunları evlerine gönderecek. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Haber Global, Selen evet. Yılmaz. Efendim, Sayın Genel Başkan geçtiğimiz günlerde yasa dışı dinleme konusunu gündeme getirmişti. Cumhurbaşkanı Azerbaycan dönüşü bu konuyu gündeme getirdi ve bazı değerlendirmelerde bulundu. Sen kim nerede ne zaman seni kim nerede ne zaman dinlemiş yargıya anlat ona göre de gereği yapılır ifadesini kullandı. Siz bunun için ne söylemek istersiniz? Bir daha aslında bu yasa dışı dinleme konusunu HDP farklı bir boyuta taşıdı. Geçtiğimiz günlerde e, İstanbul İl binasında bazı böceklerin olduğunu, dinleme cihazlarının olduğunu kamuoyuyla paylaştı. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Sizin böyle bir girişiminiz bulunacak mı genel merkeze veya il binalarına yönelik? E, bir diğer sorum da aslında HDP bu dinleme cihazlarını e, İçişleri Bakanlığı'na ve MIT'i işaret ederek e, hedef gösterdi. Bu konuyla ilgili de ne söylemek istersiniz? Şimdi her şeyden önce şunu ifade edeyim. Bugün sadece ana muhalefet genel başkanının, ana muhalefet partisinin genel başkanında değil, tüm muhalefet partilerinin neredeyse hemen tamamında böyle bir izlenim, böyle bir endişe var. Şimdi onları bırakın. Milletimizin tamamında var. Yani bu ülkede bu ülkede telefonlar hukuksuz bir biçimde dinlenmedi mi? O telefon tapeleri üzerinden insanlar hapislere atılmaya kalkışılmadı mı? Şimdi normal olarak 17 yıldır devleti yöneten kişinin ülkeyi yöneten kişinin böyle bir rahatsızlığı gördüğü andan itibaren bununla ilgili olarak soruşturma, resen soruşturma açması lazım. Şu mahkemeye başvursun, bu mahkemeye başvursun. Bunları hiç beklememesi lazım. E şimdi geç, geçtiğimiz hafta telefon dinlemek ahlaksızlıktır diyen İçişleri Bakanı daha birkaç yıl önce dinlenmedi mi? Sonra da sehven dinlendi denmedi mi? Tekrar söylüyorum. Bugün toplumda böyle bir endişe varsa 17 yıldır bu ülkeyi yönetenlerin bu endişeyi giderecek, vatandaşı rahatlatacak adımları derhal atması gerekir diye düşünüyorum. Evet. Efendim bize yönlendirilen sorular var. Ulusal kanalı yönlendirdiği iki soru var. İlk sorusu Türk Tabipler Birliği ile ilgili, diğer sorusu da Aziz Güler'in cenazesi ile ilgili. Şimdi birinci soruyla ilgili olarak şunu söyleyeyim. Eee bu soruyu gidecek Türk Tabipler Birliği'ne soracak Ulusal Kanal. Otursunlar e, bir masanın etrafında nedir ne değildir e, sorsunlar. E, bu bize yönlendirilecek bir soru değil. E, ikinci soruya gelince e, Aziz Güler'le ilgili açıklamayı defalarca yaptık. Aziz Güler meselesi bir insani meseledir. Aziz Güler'in Aziz Güler Türkiye'de işlemiş olduğu herhangi bir suç yoktur, bir sabıka kaydı yoktur. Ee, diğer tarafa geçtiğinde mayına basarak hayatını kaybetmiştir. Ve günlerce buzdolabında e, naaşı tutulmak zorunda kalmıştır. Ailesi bizden yardım istemiştir. Bu e, cenazenin Türkiye'ye getirilmesi için. E, biz de hükümet yetkilileriyle temas etmişizdir. Hükümet yetkilileri de bu konuda gerekli girişimlerde bulunmuşlardır. Hatta aileye müjdeyi veren de Sayın Numan Kurtulmuş'tur. Şimdi böyle bir insani mesele üzerinden bir başka hikaye üretmeye çalışmak, sonra da bunu uzun bir soru haline getirip propaganda malzemesi olarak kullanmayı anlamamız mümkün değildir. Tekrar söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ile Terör, terörist arasında herhangi bir ilişki kuramazsınız. Cumhuriyet Halk Partisi, genlerinde milli mücadele olan, genlerinde Anadolu ve Rumeli'yi müdafaayı hukuk olan, genlerinde demokrasi olan, sosyal demokrasi olan, demokrasiye inanan, terörü bir insanlık suçu olarak gören ve terörle arasında her zaman net bir kırmızı çizgi çeke, çeken partidir. Evet.